oluyor. Biraz sonra göreceğiz. Nasıl olur ki ateş İbrahim'i yakmaz dedi. Yalan dedi, uydurma şey. Evladım Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an'a da inanmıyorum dedi. Saçma dedi. Lise talebesi yahu, mektep be kardeşim. Milli eğitim sistemi bu. Hep böyle gelsin bana ispat et hocam desin, 100.000 tane fukara çıkarayım ortaya. Kendileri bilmiyorlar mı zaten? Kaldırdım. Dedim ki, sen fizik okudun, kimya okudun tabii. Peki, şimdi bir tecrübe, bir deney yapacağız. Hakikaten ateşin yakmadığını gözlerimizle göreceğiz dedim. Ateş yakmıyor. Ateşin yakmadığının ispatını yapacağız. Yakıcı olan ateş değil. Dikkat ediniz. Yakıcı olan ateş değil. Ne olacak? Dedim ki, şu masanın üstüne bir mumu yakalım koyalım. Masanın üstünde mum yanıyor. Mum. Bir ateşi var kendine göre. Şimdi bu mumun üstüne bir bardağı, su bardağını, çay bardağını geçirirsek ne olur dedim. Birkaç saniye sonra bu mum söner efendim dedi. Niye sönüyor mum? Çünkü bu mumun havasını kesmiş oluruz, havası kalmayınca yanmaz dedi. Peki öyleyse yakıcı olan ateş değilmiş, havaymış. Havasını kestiğiniz zaman ateş sönüyor. Hava. Hava diye bir şey var. Hani cisimler üç çeşittir diyorlar. Katı cisimler, sıvı cisimler, gaz cisimler. Hava gaz cisimdir. Hava olmadı mı ateş yakamıyor. Ateş zavallı. Ateş mağlup bir şey. O kendisine ait olan esasları bulamadı mı yakamıyor. Şimdi mühim olan ateşin zafiyetini ortaya koymak. Yakıcı olan ateş değil, başka bir şey. Nedir? Hava. Peki dedim, sen okullarda okudun, hava nasıl bir şeydir, hava nedir? Efendim dedi, kimya lisanına göre hava bileşik cisimdir. Havanın içinde ne var? Oksijen var dedi, hidrojen var dedi, azot, havanın %78'i azot, %21'i oksijen. Peki bunların içinde yakıcı olan hangisidir? Efendim, yakıcı olan sadece oksijendir dedi. Oksijen yakıyor. Demek ki yakıcı olan ateş değil, havadır. Hava da değil, sadece oksijendir. Peki oksijen nedir? Lisede gördünüz, oksijen bir elementtir. Elementin yapısı atomdur. Atomun yapısı ortada bir çekirdektir. Çekirdeğin etrafında hızla dönen elektronlardan ibarettir. Bu çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dönen elektronları döndüren hangi kuvvettir? Bu enerjiyi ona veren hangi kuvvettir deyince durdu, durakladı. İşte bu enerjiyi ve hareketi ilk defa atom çekirdeğinin etrafında elektronlara hareket veren, enerji veren bir kudret vardır ki o da Allah'tır. O halde Allah yak derse yakar, yakma derse yakamaz dedim ona. Ve kendisine kimyadan bir İslami iman ve itikad içerisinde kimyadan bir şey okudum. Dedim ki, mesela ateş yakıcıdır diyorsunuz. Halbuki yakan Allahu Teala'dır. Dikkatinizi rica edeceğim. Ateşin yakmakta hiçbir ilgisi yoktur. Fakat Allah'ın kanunu şöyledir ki, bir şeye
ateş dokunmadıkça yakma fiilini yaratmaz. Ateş tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapamaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisi veren, elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Hakikati göremeyenler bunları ateş yapıyor zannediyor. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir, ısı da değildir, elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allahu Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse ateş yakıyor zanneder. İlkokulu bitiren kimse ateş yakıyor sözünü beğenmez, hava yakıyor der. Ortaokulu bitiren de bunu kabul etmez, havadaki oksijen yakıyor der. Liseyi bitiren yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdır der. Üniversiteli ise maddeyle birlikte enerjiyi de hesaba katar. Ve ilim ilerledikçe her şeyin sahibinin Allah olduğu meydana çıkar. Neslimize ilmi, fen ve fizik ilimlerini böyle anlatmak lazımdı. Böyle okumak lazımdı, böyle anlatmak lazımdı. Bütün bunları anlattıktan sonra işin içerisine fizikle, kimya ile, enerji ile, elektronlarla, nötronlarla, protonlarla, çekirdeklerle girince çocuğun inkarı azaldı, tansiyonu düştü, neticede hocam böyle düşünmemiştik, böyle düşünseydik Allah'ı inkara imkan bulamazdık deyiverdi. Ve kabul etti Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığını. Neslimiz perişan kardeşim. Neslimiz vallahi billahi perişandır. Öyle bir perişandır ki yeryüzünde bizim neslimiz kadar perişan kimse yoktur. Ne